oruç tutmazsın, zekat vermezsin, sadaka vermezsin, komşunla iyi geçinmezsin, annenle babanla iyi geçinmezsin. Ondan sonra da ayetel kürsüyü okudun, benim evi arıyorsun. Ayetel kürsüyü iyi okuduğundan değil o. Değil. Senin doğru dürüst kul olmadığındandır o. Şimdi ya, bu da başka bizi, şey de olabilir hocam. Yani bu, şimdi bu da bizi öbür o namaz gibi sıkıntıya sokmasın. Sokar sokar. Tabii ha. Ciddi şimdi hani dedik ya efendim namaz kılmayan adama zekat mı? Yani ben merak ediyorum. Şimdi bir 2-3 arkadaşıma sormuşlar benim o konuyu da. Efendim onlar da işte biri de diyor demagoji diyor. Öbürsü diyor Allah ayrımcılık ama. Ben diyorum ki acaba bu aziz arkadaşlarım, beyanat veren arkadaşlarım zekatlarını, fitrelerini Hristiyan'a, Yahudi'ye mi veriyorlar? Rum'a, Ermeni'ye mi veriyorlar? Yoksa Müslüman'a? Müslüman'a verirken de acaba namaz kılmayana mı veriyorlar, kılana mı veriyorlar? Bunu merak ediyorum ya. Kılana mı veriyorlar? Ben kardeşim kendi irademde serbestim. Kendi zekatımda serbestim. Kendi zekatımı vermekte hürüm. Hür isem ben benim Allah'ımı bilene, benim Allah'ıma alnını secdeye koyana veririm ya. Bunu söyleme hakkım yok mu benim? Var. Ha bu demek değildir ki ayrımcılık şudur budur filan. Kardeşim bu din diyor ki insan olan herkese yardım et. Ben insan olan herkese yardım ederim. Ama müsaade et ya. Bir zekat vereceksen onu da azıcık gönlüme göre vereyim Allah aşkına. Hocam yani onun kaide olarak verilebilir verilemezden öte. Yani insanlar bunu yapabilirler ama onun sesli olarak mesela ya biz normalde bazı insanları sevmiyoruz diyelim ki içimizden. Ama bunu mesela şöyle demiyoruz ya ben Mehmet'i, Ahmet'i, Veysel'i sevmiyorum diye yüksek sesle söylemiyoruz ya. Belki bunun zikredilmesinden dolayı bir rahatsızlık olmuş olabilir. Yani neden bunlara verilmez diye Ali'ni söyledik diye. Yoksa hani bazı şeyler böyle yüksek sesle söylenmemeli diye bir düşünce var ya. Biz burada bir program yapıyoruz. Bu programda da faydalı olalım diye gayret gösteriyoruz. Hakikatleri de söylemek tabii istiyoruz. Doğruları da bükmeden, eğmeden filan söylemek durumundayız. Şimdi bu televizyon ayrı bir alem. Ayrı bir alem. Milyonlarca insan bizi dinliyor. Dinleyince de itibar ediyor. Öyleyse biz bu vatandaşlara bir kısım şeyleri doğru söylemeliyiz. Ha yanlışı olan olmaz mı? Biz yanlış şey söylemez miyiz? Ben insanım ya. İnsan olduğum için ben yanlış söylerim, sen yanlış. Öteki de yanlış söyler ama bu yanlışları düzeltiriz. Düzeltme hakkımız var ama bir kısım şeyleri motomot kitapta yazdığı gibi herkes tatbik ediyor mu bugün? Herkes tatbik ediyor mu arkadaş? Öyleyse. Hocam bir de çok iyi biliyoruz ki işin bir de vicdani boyutu var. Yani siz ne anlatırsanız anlatın, kitaplar ne söylerse söylesinler. Bir de insan vicdanıyla baş başa kalıyor belli şeylerde. Tabii canım senin. Yani vicdanıyla. Uygularken vicdanıyla baş başa kalıyor. Evet. Hocam devam edelim. Kur'an'da bahsedilen riba faiz var ya hocam. Şimdi bankalarla ilgili de oradaki rakamın faizdir değildir bir sürü de şey var. Bankalar faizle para kazanıyorlarsa eğer bankada çalışanların maaşları da bu nevi değerlendirilebilir mi? Şimdi bizim anlaşamadığımız konulardan yani saygıdeğer seyircilerimizle anlaşamadığımız konulardan birisi de bu faiz meselesidir. Eğer siz bulunduğunuz mevcut durumdaki işinizin aynı seviyesinde bir başka yerde iş bulabiliyorsanız çalışmayın kardeşim. Bir başka yerde. Ama şimdi bankada çalışanların zinhar maaşları şöyledir dediğiniz zaman yüz binlerce insan buralarda çalışıyor. Ve bu bankaların yaptıkları çeşitli kalemde işler var. Bir bölümü de faiz. Yani faiz bölümünde çalışana helal yapıyorsun sen bu işi deme imkanımız yok. Yok ama buralardaki çalıştıkları gibi aynı imkanlarla, aynı şartlarla bir başka yerde iş buluyorlar ise orada çalışmaları uygundur. Şöyle dün şöyle söylemiştiniz aklımda kaldığı kadar hocam iyi bir talebeyim bakın şimdi söyleyeyim. Ben bir şey demiyorum tabii. İyi bir talebeyim evet. Ben. Haram helal. Ver Allah'ım. İkisinin arasında bir şüphe var demiştiniz. Evet. Biz haramdan kaçınmak için şüpheli olanlardan da uzak durduk. Vel halâlu beyinun vel haramu beyinun ve mâ beynehumâ şübhâtun. Helal belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli olan bu şüpheli değil. Bu haram belli, şüpheli değil. Enflasyonun... Şöyle diyorum ben. Mesela çalışanın zihninde bir şüphe varsa eğer. Mesela soruyor ya şimdi. Evet. Bir şüphe varsa aslında o şüpheden uzak durabiliyor imkanı varsa. Tabii imkanı uzak varsa uzak durmalı ama yani imkanı yoksa. Yani Allah aşkına şimdi şunu bir şey yapalım. Siz iş buldunuz, doğru dürüst iş imkanı sağladınız da bu vatandaşlar buna rağmen o işi değil de bu işi mi tercih etti? Bir de o var. Ha bu iş mi? O da bir iş mi? İş. Peki siz bunun kanununu, nizamını hazırlar iken
birazcık da Müslümana uygun hareket edilse, öyle olsaydı ne olurdu? Yani bu finans kurumları nereden çıktı kardeşim? Bir de bizim çok kıymetli bir ağabeyimiz var. Çok sevdiğim bir değerli sanatçı dost. İsmini zikretmeyeyim. Şimdi onunla ilgili de bizim haberimizi takip edip spekülatif haber yapmak isteyen çok gazeteci var ya. Hmm. Oraya malzeme olmasın diye isim vermeyeceğim. Bir gün bir yerden konsere çağırdılar bizi. Beraber çalışıyoruz o zaman. Orada da sakıncalı bir takım işlerin yapıldığını biliyorum ben. Bir başka ülkeden bahsediyorum. Ben dedim ki abi dedim buradaki konseri kabul edecek miyiz? Oraya gidecek miyiz? Dedi ki orada satılanlar falan olsun, köftelerin parasını biz alırız, gidelim dedi. Şimdi orada köfte de satılıp köfte de yendiğine göre, ya bu çalışılan yerlerde bir takım yanlış işler yapılıyor olsa bile orada birçok sektöre hizmetle başka şeyler de yapılıyor. Başka türlü kazançlar da var. Mevla, Mevla bizim inanan, iman eden, namaz kılan, Allah'a iman edip Allah'tan sakınan, korkan Müslümanları bu tip yerlerde çalışmaktan korusun diyelim. Eyvallah. Sevgili izleyicilerimiz, soru cevap kısmı bütün hararetiyle devam edecek. Sizler sorularınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Şimdi bir ilahi alıyoruz. Bir ara vermiş olacağız. Arkasından kısacık bir reklama gideceğiz. Dönüşte hızlı bir şekilde soru cevapla karşınızda olacağız. Buyurunuz efendim. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbi zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ey aşık didade, gel nuş edelim bade. Ey aşık didade, kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. İşit bu sezayiden, ne gördü fenayiden. İşit bu sezayiden, ne gördü fenayiden. Dost yüzünü gösterdi, Mirat-ı Mücella'dan. Dost yüzünü gösterdi, Mirat-ı Mücella'da. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık Su. Sütten gelen mucize, Çamavlu Kozak, %100 doğal ve katkısız. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık Su. Üstelik BPA'sız damacanada. Sütten gelen mucize, Çamavlu Kozak,
%100 doğal ve katkısız. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu Elmacık Su. Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. Sultanı Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara, İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu, Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. Sevgili izleyicilerimiz, Twitter üzerinden bize gönderdiğiniz soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Sizler Sahurname adıyla sorularınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Bir hayli soru geliyor hocam. Siz yine kağıtları kaldırdınız. Bu kağıtlardakini hemen söyleyeyim, ondan sonra geçelim şeye. Siz bilirsiniz hocam, buyurunuz. Sen değilsin ki veren, canı Allah veriyor. İzzeti, şerefi, şanı Allah veriyor. Hala inkarda mısın ey hayat soytarısı? Damarındaki her zerre kanı Allah veriyor. Bir uzun rüyadalar, rüyadalar aslı var sanacaklar. Dünya denen sahnede oyuna dalacaklar. Biri bölüverecek ansızın rüyalarını, öldüklerinde teker teker uyanacaklar diyor Adem Ünal. Bu bizim okul arkadaşımızdır. Onun için insanlar, şununla bitirelim istiyorum. Düşmanımız mutlu olsun, dünyada ömür boyu bahtiyar olsun. Kim bizim yolumuza diken koyarsa, bizim dikenimiz onun yolunda gülistan olsun diyor Necmeddin-i Dane. Evet abi, buyur. Hocam hep hayatın bir gün biteceğini hatırlatan şiirler okuyorsunuz. Evet, dikkatimi çekiyor. Bol bol mezarlık ziyareti yapmak lazım. Sizin şiirlerinize destek olacak bir şey de ben söyledim hocam. Bak şimdi, ama ne diyor Sultan Murat? Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı, bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı diyor. Doğru değil mi? Ha işte 18'desin. Kaldı 12 gün. Ne kaldı şurada? Bitti, bitiyor, gitti. Bir daha gelecek mi? Bir dahaki sene gelecek mi? Bir dahaki sene gelip gelmeyeceği belli değil. Son sözüm. Sabahlar ve akşamlar zamanın törpüleri, kocaltır küçükleri, tüketir büyükleri diyor. Dünya döndükçe bir değirmen taşı gibi insanları öğütmüyor mu azizim? Hadi. Eyvallah hocam, sorular geliyor. Evet. Sorular geliyor. Şimdi Kur'an'da hareke ötre olunca bazen u bazen de ü olarak okuyorum. Ü olarak okunamaz diye duydum. Doğru mudur bu? O ü değildir zaten. Ü ile u arasında bir ses verilir. O tecvid kaidesindedir. Onun bir saygıdeğer seyircimize bir şey olmaz, onun sıkıntısı olmaz. Evet. Eyvallah. Beş çocuğunu hiçe sayan ve tüm malını bir tek çocuğuna bırakıp çocukların arasını da açan bir anneye diğer çocuklar annelik görevi olarak hükümlü olurlar mı? Şimdi bu annemiz bir haksızlık yaptı. Ortada bir haksızlık var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yanında çocuğuyla beraber, eşiyle beraber geldi. Ya Muhammed, ben bu oğluma filan yerimi üzerine yapacağım. Sizin de şahit olmanızı istiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Senin başka çocuğun var mı? Var. Onlara da aynısını veriyor musun dedi. Eşit şekilde hayır dedi. Öyleyse ben sana şahitlik yapamam dedi. Allah. Tabii ben şahitlik yapamam sana dedi. Böyle anneler, böyle babalar, üçünü dördünü kale almayıp da birinin üzerine yapanlar, kendi kinlerini din haline getiren ebeveynler, anneler, babalar öbür dünyada Allah huzuruna bunun hesabını verecekler. Dünyadayken de yalnız kalacaklar. Niye yalnız kalacaklar?
5 tane çocuğun var, birine adam diyorsun, diğer